Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyifleriniz yerindedir. Biliyorsunuz arkadaşlar, sizlere yaklaşık 3 haftadır Nisan ayının sonunda çektiğim stok videoları atarak kanalı canlı tutmaya çalışıyordum. Nihayet arkadaşlar bu sürecin sonuna geldim ve gördüğünüz gibi yeni ortamımda, yeni kameramla, yeni ekipmanlarımla sizlerle birlikteyim. Sözünü verdiğim bazı oyunlar vardı biliyorsunuz. Zaten BFM su götürmez bir serimiz, yani bunu sürekli devam ettireceğim arkadaşlar biliyorsunuz. Bunun haricinde anketlerde Crysis çıkmıştı, onu bekleyenleriniz vardı. Onu da oynayacağız arkadaşlar. Bir de size Türkçe bir Yüzüklerin Efendisi oyunu sözüm vardı. Onu da oynayacağım. Artı bir sürprizim daha var. Toplamda 4 seri şeklinde devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik ben şöyle bir şey düşündüm. Hem arkadaşlar benim için bu yeni ortama bir alışma sürecim olur. Güzel bir replay buldum çünkü. Bu replay bana diğer replaylerin dışında hani güzel şeyler yaşandı şeklinde gönderilen bir replay. Gördüğünüz gibi zaten Nisan ayının 17'sinde bundan bir ay önce falan oynanmış bir replay. O zamanlar çekmem gerekirdi ama biliyorsunuz bir takım sorunlar girdi araya, bir şeyler oldu vesaire. Şimdi buna girelim. Benim için de bir alışma süreci olsun dediğim gibi bu video. Güzel bir görselle de giriyoruz maçımıza. Bakalım kimler oynamış, neler olmuş falan. Hemen bir statüse giriyorum. Şimdi hafiften bir unutmuş olabilirim neyi hangi sırayla yaptığımı falan. Ama burada zaten siz hemen sağ üstte maçı kim alır kısmını zaten göreceksinizdir takımları. Burada da ben size detaylı bir şekilde anlatayım yine. Çakıl, Umut arkadaşlar Team 1 olarak görüyoruz bunları. Gondor, Erebor ittifak var. Hemen karşılarında da Rohan var Team 2. Vio ise random olarak görünüyor. Ona hemen bakacağız. Ama Burak'ı direkt Rohan olarak gördük Team 2'de. O zaten takımını seçmiş yani. Burada gördüğümüz Gondor sanırım Çakıl. Evet. Hemen şuraya bakıyorum. Turuncu renkte Umut. Çakıl'ın takım arkadaşı yani Erebor Gondor ittifakı var demiştik zaten. Şu yukarıdaki kırmızı renke bakacağım. Bu görmediğimiz random. Evet, Vio arkadaşlar random seçmiş ve Gundabad düşmüş ona. Onun takım arkadaşı da gördüğünüz gibi Rohan, Burak. Zaten statüste random olarak görünen Gundabad'ı da tespit ettikten sonra diyebiliriz ki Gundabad Rohan ittifakına karşı Erebor Gondor ittifakı var arkadaşlar. Oyuncuları da zaten görmüş olduğunuz oylarınızı verirsiniz arkadaşlar artık. Ben şuradan tüm oyuncular diyeceğim. Kafamız rahat olsun, güzelce izleyelim, anlatalım. Herkes bir layer'lara doğru yöneliyor şu anda. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz bu korona sürecinden dolayı kuaförler falan kapalıydı. Biz saç konusunda bir sıkıntı yaşadık. Nişanlıma verdim makineyi. Bir vurdu böyle, saçlar gitti, 3 numara oldu. Onu da biraz yamuk yumuk kestik de artık kamera yanda küçücük, siz çok detaylı görmeyeceksinizdir zaten ama bir farklılık fark etmişseniz onu da açıklamış olayım böylece. Birkaç haftaya toparlayacaktır saçlarım diye düşünüyorum. Burada yanlış bir hamle var. Neden acaba Merry'i getirmedi? Merry'siz köylüler alamıyor arkadaşlar şeyleri. Warp'ları. Merry arkadan taş atarsa ama alınabiliyor. Bu Gondor için de geçerli. Buraya bakıyoruz. Burada da tam tersini görüyoruz zaten. Gondor askerleri Pippin liderliğinde Warp'ları öldürdü gördüğünüz gibi. Kayıp verdiler ama öldürdüler de aynı zamanda. Hatta bir grup Gondor askeriyle yapıldı bu. Şuraya bir bakacağım. Bakın cüceler lidersiz aldılar ha ama şey kullandı büyük ihtimal. Bakayım bir Erebor'a. Evet, Rallying Call kullandı. O şekilde temizledi burayı. Gundabad ne yapıyor o arada? Gundabad da buradaki Warp Layer'ı almış. Mirkwood haritasındayız bu arada. Zaten replay kısmında da hemen gördünüz. Sol kısımda Mirkwood diye yazıyordu haritanın ismi. Şimdi Forge'lar yapıldı. İki tane daha Forge yaptı. 4 Forge, 1 Orc Pit. Buradaki yerini unutmuş sanırım şu anda Vio. Bu sefer Hobbit liderliğinde iki grup köylüyle tekrar geliyor Burak bu arada şeye. Buradaki layer'e. Diğer layer'lar ne abi? Goblin layer'lar var. Şu renkleri karıştırmam değil mi ya? Neyse tamam. Biri turuncu evet. Kırmızı ile turuncu biraz birbirine yakın olmuş. Koç bincileri gelmiş bu arada buraya. Aa, burayı alamamış lan şeyler. Gundabad orkları da buraya müdahaleye gelmişler.
Evet, Goat Rider'lar öldürdü onları. Goat Rider'lar burayı da temizler. Kayıp verirler ama burayı kaybediyor. En kötü başlangıcı sanırım cüceler yaptı ya. Viyo da burayı işaretliyor şeye. Bura alsana orayı diye. Lan kendin almamışsın ki oğlum. Takım arkadaşına söylüyorsun ama. Gondor da buraya doğru ilerlemiş. Evet, bir Rohan-Gondor çatışması görüyoruz hemen. Çok sıkıntı abi. Pippin ölür orada. Gondor asker sayısı da az. Onlar da ölür gibi. Bu tarafa doğru da Merry gidiyor. Buradan bir köylü daha geliyor falan. Burada durumlar karıştı. Evet, Erebor burayı temizledi. Artık Gundabad'ın Lumber Mill'lerine taciz saldırısında bulunabilir. Burada da tabii ki arkadaşlar Rohan galip geldi. Ama burada Elven Kulak kullanmış Pippin. Onu göremedi, öldüremedi. Buradaki farmına saldırıyor. Evet, Gondor stable yapıyor. Şunu fark ettim. Attığım son arkadaşlar stok videolarda ben onları hızlı hızlı böyle son 1-2 günde falan çekmiştim. Kanalın çünkü Mayıs ayı ortasına kadar boş kalmaması lazımdı. Böyle elimdeki replayleri sırayla o akşam falan oturup çekmiştim. Ve genellikle o videolarda ben de çekerken çok fark etmedim ama Gondor hep yenilmiş. Yorumlarda da siz yazmışsınız Gondor bir türlü yenemiyor, Gondor'un kaderi sanırım bu falan. Burada da şu an Gondor'u gerçekten iyi bir oyuncu kullanıyor şu anda. Chakal Gondor'u kullanıyor. Knight'ları basmaya başlamış. Hatta gördüğünüz gibi başka bir bina yapmamış yani asker üretimine dair. Hero olarak bir şey gelmiyor şu an. Knight'lar geliyor işte. Adam Knight basıyor, bir şeyler yapıyor. İki grup olmuş Knight sanırım, evet. Ben bir önceki grubu sanırım görmedim. Buraya getirmiş. Buradaki farma saldırıyor, Rohan'ın farmına. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bu maçta her ne kadar ben sonucunu bilmiyor olsam da güzel bir Gondor kullanımı göreceğizdir diye düşünüyorum. Bakalım. Bunu diyormuşum. Chakal Gondor'u kullanırken yıkılıyormuş falan. Genellikle hep yendiğini görüyoruz ama arada bir yeniliyor arkadaşlar. Siz o replayleri atlıyor musunuz? Bilmiyorum, izlediğinizde unuttunuz mu falan bilmiyorum ama yenildiği zamanlar da olmuştu. Burada bayağı bir Goat Rider'lar katliam yaptı. Ama damage de yemişler, kaçıyorlar. Bir Erebor Gundabad savaşını bu tarafta göreceğiz sanırım. Bu tarafta da bir Rohan Gondor savaşı göreceğiz sık sık diye düşünüyorum. Bu arada Rohan da Rohirrim gidiyor. Ama Rohirrim gitmesine rağmen bakın arkadaşlar çok ilginç. Theoden de içeride, dışarıdaki farmlarını kaybetti. Buradaki farmını kaybetti. Hatta direkt dibindeki farmı kaybetti. Müdahale etmedi. Diyecektim ki şu an etmeye çıkıyor ama yine de geç. Biraz geç müdahale etti. Bakalım bu Knight'lar ne yapıyor, neler yapıyor. Knight'lar burayı temizleyip biraz rank kasacak olabilir. Aynı zamanda special power da toplayacak. Dane Ironfoot da liderlik etmeye başlamış koç bincilerine. Ama onların antisi geliyor, Ogre. Evet, buradaki savaş gerçekten güzel ama ya. Bunları gördüğümde bir mutlu oluyorum arkadaşlar. Sizde de aynısı oluyor mu bilmiyorum. Hani bir taraf Goat Rider basınca, eğer burada bir Gundabad Erebor mücadelesi varsa, diğer taraf onun antisini bastığında, sonrasında da buradaki Erebor eğer mızraklı ya da crossbow basarsa, onun antisini basarsa, Gundabad da onun antisini yapmaya çalışırsa falan, o mücadele gerçekten çok keyif veriyor ya. Karşılıklı sonuçta birbirine üstün gelmeye çalışan iki takım söz konusu. Antileri basa basa mücadeleyi böyle
kızgınlaştırıyorlar. Çok güzel oluyor. Evet, Vio takım arkadaşını yönlendirmeye çalışıyor. Buraları kaybettin, al diyor, al. Yalnız burada Merry ve Pippin yan yana bakın. İkisinde de Elven Kloak var. İkisi de şu an birbirini görmüyor. İkisi de burada tek olduğunu falan düşünüyor ama düşünmüyor da olabilir. Çünkü ikisi de alamayınca burayı evet diyorlardır yani. Burada diğer Hobbit de burada falan diye fark etmiştirler. Knight'lar gerçekten dışarıda hakimiyeti sağladı yalnız ha. Üç ogre etmiş. Zugmar. Yanında mızraklılarla. Kesinlikle antisini yapması lazım diyecektim ki crossbow komboları geldi. Evet. Buradaki şu küçük çatışmayı kaçırmayalım. Arkadan bir okçu desteği daha geldi Gundabad'a. Gundabad sanki alabilir gibi geliyor bana, emin değilim. Çünkü crossbow'ları dağıttı direkt. Yere falan düşürdü ogrelerle. Ogreler de büyük bir hasar almış aslında. Bir ogre düştü. Sanki Gundabad yenecek gibiydi ama Gundabad kaybetti çok garip bir biçimde. Koç binicileri falan üstün çıktı. Fokusu da iyi yapmış olabilir aslında burada Umut. Okçularla direkt ogrelere fokuslandı. O sırada koç binicileri falan oyaladı derken yendi. Sadece 3 tane okçu şu anda kaçabiliyor buradaki savaştan. Ha bir de Zugmar kaçmış. O da 2 rank olmuş. Oraya bakarken buradaki savaşı kaçırdık. Burada da bir Rohirrim Knight mücadelesi var. Basic Archer'lardan basmaya başlamış. Marketplace ve Stoneworker. Ana bunları da basıyor ha Çakıl. Ben Çakıl'ın bunları basmayacak böyle rushçı birisi olmasına alışmışım. Bir anda Stoneworker ve Marketplace'i görünce şaşırdım. Bağdaştıramadım Çakıl'la. Bunlar da herhangi bir şekilde upgrade yok sanırım ya. Evet, upgrade yeri yapılmamış. Bakayım. Evet, altta da öyle yazıyor. Armory'den bunun geliştirilmesi lazım diyor. Vio yine işaretleri atıyor takım arkadaşına. Diyor buralara git bir şeyler yap diyor. Boş durma Rohirrim'lerle. Mantıklı olan da o aslında. Yani Rohirrim bastıysanız arkadaşlar şu Knight'lar nasıl sağa sola gidiyor bakın gördüğünüz gibi. Rohirrim'le de onu yapmanız lazım. Hatta bu Rohirrim takımını ki burada 5 grup Rohirrim artı Theoden var. 3'e falan bölebilirsiniz biliyor musunuz? Böyle 2-2 bir grupta Theoden'le kalacak falan. Bütün haritayı kontrol altına alabilirsiniz o şekilde. Bir de bak Eomer de gelmiş. Burada da cüceler Gundabad'ı bastırdı. Gundabad şu an base'ine çekilmiş durumda. Rohan için aynısını söyleyemeyiz. Çünkü Rohirrim'lerle dışarıda hakimiyet mücadelesi devam ediyor. Ama burada Gundabad gerçekten köşeye kısıldı yani. Bakalım burada neler var. 3 grup Goatrider var. Şunlar rank 2 olmadığı için toparlanmıyor. Bir de combo var. Kılıçlılarla mı combo olmuş onlar? Evet, normal kılıçlı cücelerle combo edinmişler. Ne geliyor başka? Ha buraya savunma amaçlı 3 grup crossbow koymuş. Güzel. Ya burayı da boş bırakmıyor yani. Bak bir grup daha koymuş hatta. Belki ne olur ne olmaz. Hani şuradan dolandırır, ogreleri gelir falan. Erebor'un başına bu çok geldi ya. Ya buradan anlıyorum ki Umut gerçekten replayleri izlemiş yani. Ona göre oynuyor bakın. Ordum dışarıdayken kalem yakalanmasın diye düşünüyor. Evet, Rohan güzel işler çıkartıyor şu anda dışarıda. Buralar alınmış değil mi? Rohan buraları almış. Burası zaten hobbitlerden dolayı alınamıyor.
Video işaretleri atmaya devam ediyor Burak'a. Burak da uyuyor yalnız ha ona. Yani takım arkadaşı ne diyorsa yapıyor. Dediğimi yaptı bu arada. Burada orduyu böldü. Goat Rider'lar buraya müdahaleye geliyor ama burada şimdi bir lider olmadığı için bunlar dökülür. Vurkaç yapması lazım. Teo'dan dönüyor gerçi. İki grup koç bincisine 5 grup Rohirrim'le de kaçmazsın ya. Ha kaçmıyor sanırım. Doğru. Buradaki Knight'ları gördü, oraya doğru dönüyor. Gandalf ve Faramir eklenmiş buradaki Knight'lara. Şurayı kaçırmayalım. Yalnız Gundabad'ın istediği oldu. Erebor buradaki ekonomi plotlarına saldırı alınca ordusunu dağıttı, çekti oradan. Şimdi gördüğünüz gibi minimap'tan Gondor'da ilerleyebilmek için fırsat buldu. Şuraya bakalım. Battle Tower yapıyor şu anda Rohan. Gondor hakikaten boş durmuyor ama. Evet, buraya yine müdahale geldi. Öf, Gundabad'ı burada yok ederler ama hakikaten. Elit birlikleri basmış ama İki ordu arasında kaldı abi. Cüceler ve Gondor şu anda Gundabad'ı bastırıyor. Burada Rohan'ın güzel bir iş çıkarması lazım. Gundabad bastırılırken Rohan güzel bir iş çıkartmalı. Gundabad yalnız her şeyini kaybediyor ya savaşta genellikle. Ogre burada iyi oldu. Kim var bir de? Zugmar var. O da 3 rank olmuş. Kaçıyor. Aslında geri çekilmelerini sağladı ha bir şekilde. Kaçtılar yani. Ogre gelince o fark yaratıldı bir de. Şuraya bakıyorum yine. Archer'lar çıkmış bekliyor. Buradaki upgrade'ler mi geliştiriliyor abi? Ne oluyor? Evet. Grand Harvest ve Iron Ore geliştirmiş. Kapı mı gelişmiş? Gelişmemiş. Onu geliştirip savunmasını mı garantiye alacak acaba? Yine bir Gondor Rohan atlı mücadelesi. Rohan Gandalf'ı görünce kaçıyor büyük bir ihtimalle. Normalde Gandalf olmasa şu mücadelede Rohirrimler alabilir de Gandalf var, blast atabilir. Gördüğünüz gibi bir takım skill'ler kullanabilir korkusuyla kaçıyorlar. Abi oradan oraya adam hala elektrik atıyordu ya. Bu oyunda bayağıdır görmediğim şunu görüyorum arkadaşlar. Gerçi 20 gündür replay izlemiyorum, bilgisayar başına geçmiyorum ama en son oynadığım replay'ler üzerinden bir yorum yapacağım. Herkes arkadaşlar bir saldırı yapıyor. Şu an pasif oyuncu yok. Bunu siz de muhtemelen onaylarsınız. Herkes bir saldırı halinde ama herkes savunmasına da önem veriyor. Şimdi bakın buraya geliyorum. Burada tabii ki o çok göze çarpmıyor. Bir tane Battle Tower var. Onu da garanti olsun diye yapmış Rohan ama Gondor yani Çakıl hem arkadaşlar dışarıdan Knight'larla vurkaç yapıyor hem de bu sayede zaman kazanıp gördüğünüz gibi upgrade geliştirdi ve gümüş okları geliştirdi. Buraya Battle Tower'ları dikecek büyük bir ihtimalle ve güçlü bir savunma yapacak. Aynısını Erebor'da görüyoruz. Erebor hem savunmasını dikiyor buraya. Crossbow'ları bakın gördüğünüz gibi adam dizdi.
Hem de dışarıda koç bincileriyle vur kaçını yapıyor, tıpkı Gondor gibi. Gundabad da aynı şekilde açılıyor da bir kalesine kapandı. Dışarıda hiçbir şey kalmadı. Yani burada şunu söylemek mümkün. Sadece rush yapmak veya işte sadece savunma yapmak diye bir şey yok. Yani bunu tercih etmek diye bir şey yok. Bir ara bunun muhabbeti geçiyordu çünkü. Ya sürekli savunma yapanlara mesela biz hoş gözle bakmıyoruz şahsen. Çünkü gıcık bir durum olabiliyor arkadaşlar. Kalesine kapanan, oraya savunma dizen, dışarıya hiç çıkmayan oyuncular gerçekten biraz gıcık bir durumu ortaya çıkartıyorlar ama sürekli saldıran da böyle bir durum yok. Zaten saldırdığı için oyunun keyfini çıkarıyorsunuz. Ama hem saldırı hem savunma demek ki yapılabiliyormuş. Şu anda burada Erebor ve Gondor'un oynayış biçiminden bunu net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Bir şeye odaklanmak şart değil yani bu oyunda. Uhu, Rohirrimlerin sayısı artmış. Kim gelmiş? Erkan Brandt da gelmiş buraya. Gundabad kendi kendine iyi savunuyor ama. Helal olsun ya Vio'ya. Hakikaten. Bak şu köşelerdeki goblinler yine hayatta kaldı bak. Bu haritada Mirkwood'da daha önce de bu yaşandı. Abi bunlar ne ballı goblinler lan. Kimse bunlara uğramıyor ya. Hani görünmüyor mu acaba? Böyle buradan geçip gidiyorlar ya. Burada da şey yok. Ekonomi pilot falan hiçbir şey yok. E kimse gitmez o zaman buraya. Boş gibi görünür yani. Resmen maç bitecek. Adamlar hala hayatta. Bu ne? Bu niye böyle lan? Bak bir de bir garip ha bağlanmış bu. Bir şey olmuş buna. Evet, Rohirrimler içeri giriyor. İkinci Battle Tower'ı dikiyor bu arada. Atak troller gelmeye başladı Gundabad'dan. İşte savaşta bu fark yaratabilir bakın. Evet, bir durağanlık durumu söz konusu. Bekleyelim bakalım. Arkadaşlar hava felaket sıcak. Bilmiyorum İzmir'de, Ege'de veya işte Antalya tarafında falan böyle yaşayanlarınız var mı? Bu kadar sıcak olur ya. Şu an ben bu videoyu çekerken 17 Mayıs. Daha yaza girmedik yani. Boğuluyorum abi. Böyle bir şey yok. Camlar açık. Vantilatör oradan çalışıyor. Mini vantilatör de koydum buraya yüzüme falan vursun. Terlemeyeyim kayıt alırken diye. Fena. Artık böyle terlersem falan alnımı silersem böyle şeyler yaparsam kusura bakmayın arkadaşlar. Sıcak çünkü. Yaz boyu bunu yapmak durumundayız. Klima yok, bir şey yok. Vantilatörlerle idare etmeye çalışıyoruz. Haritada bir kasvetli. Bir böyle anlamadım. Bu haritalar arkadaşlar bana çok garip geliyor ya. Böyle bazı haritalar var. Hava durumunu değiştirebiliyorsun zaten World Builder'den haritanın. Niye bilmiyorum böyle çok kasvetli haritalar var. Aha da nazar değdirdim lan buradaki goblinlere. Koç bincileri fark etti buradaki goblinleri öldürdü. Burada da var bir tane. Orada varsa burada da vardır deyip oraya da gidebilir onları öldürmek için. Ama şöyle bir şey kesinlikle yapacağım. Şimdi kasvetten bahsetmişken. Bilmiyorum oynarken oyuncular ne hissetti ama ben şu an izlerken böyle haritada tabii Mirkwood'un kasvetliğini katmaya çalışmışlar. Tamam buna hiçbir şey demiyorum. Orijinal EA Games haritası zaten. Ama insanı bir sıkıyor ya şöyle şu renkler, bu havanın bu durumu falan. Bir canlılık istiyor insan. O yüzden daha önce de söylemiş olabilirim. Hatta bunu versiyon 0.6'da birkaç tane haritada yaptık arkadaşlar. Hava durumu düzenlemesini. Versiyon 0.7'de mutlaka gireceğim. Skirmish'te bütün haritaları tek tek açacağım abi. Hava durumu bu şekilde olan haritaları
liste yapacağım. Word Builder'den tek tek açıp havayı sabah yapacağım abi. Bu artık evening mi? Afternoon mu? Bilemeyeceğim. Güneş de yok. Güneş de vurmuyor buraya. O kadar yüksek ağaç falan da yok ki güneşi kapatsın diyeceğim. Şu örümcekler güzel olmuş ama örümcek ağları falan. Milkwood'u yansıtıyor. Milkwood'un tam 3. çağdaki durumu. O kime yaptı onu? Theoden'e falan mı yaptı acaba? Gerçi Theoden hasar almadı ama normal birliklere de yapmış olabilir tabi. Ha yok, şuna yapmış. Şimdi anlaşıldı. Erken Brand'a yapmış Starlight'ı. Evet. Yine bir bekleyiş. Şöyle bir şey de var. Normal şartlarda arkadaşlar ben kayıt aldığım program sayesinde sol üst köşeden şeyi görebiliyordum. Ne kadar geçti? İşte 20 dakika mı, 25 dakika mı oldu falan gibisinden görebiliyordum. Şu anda kullandığım programda bunu göremiyorum. Yandan laptop'u da açmadım aslında. Bağlayıp bakabilirdim de kayda. Normalde BFM'de yapmıyorum arkadaşlar onu. Hani Detroit oynarken ya da Far Cry Primal oynarken yandan kaydı kontrol etmek gerçekten hayat kurtarıyor ya. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. O oyunlar biraz daha ağır olduğu için, çünkü böyle lag durumu falan olabiliyordu kayıtta. BFM'de genellikle bunu tercih etmiyorum. Çünkü benim bilgisayarı ısıtmıyor bile yani. Hani öyle ağır gelmiyor. Bilmiyorum. Şey işine bir bakacağım ama. Şu dakika işine. Abo, o Gandalf ölür diyecektim ki kaçtı. Otomatik şeyi açıldı çünkü. O kalkanı açıldı. Rohirrimler de geldi buraya. Gundabad gerçekten iyi toplanmış ama bak. Hani düşmanı kaçırıyor gördüğünüz gibi. Rohirrimler şu an dalmıyor oraya. Buradan yaya birlikler geldi cücelerin. Mızraklı cücelerden efsane hasar yiyorlar ya. Şunlar var ya. Rohirrimler oraya bir geri döndü. Burada Knight'lar aslında girebilir ha. Arkadan okçulara girebilir de. Aha Rohirrim de geldi. Abi herkes birbirine girdi şu an burada. Değil birlikleri de summon edildi şu anda buraya. Ortalık karıştı abi. Gundabad çekilmek durumunda kaldı. Rohan da çekiliyor. Rohan savaşmaya devam edebilirdi aslında ama sanırım şeyi yok ya. Bir bakayım şuradan. Evet, Theoden'in rank atlatamamış arkadaşlar. Theoden'in 4 rank olmamış olan Rohan bu şekilde kaçıp duruyor işte, ne yapsın. 3 tane Rohirrim'i burada Starlight'la indirdi Gandalf. Buradaki goblinler de hala yaşıyor. Ara ara bir kontrol edeceğim onları. Tekrar Gundabad'ı base'ine kapattılar şu anda. Aslında şu an kalesine herhangi bir tehdit yok ya Umut'un. Şey yapabilir. Bu crossbow'ları komple buraya getirebilir ve buradan Gundabad'ı bastırabilirler ama yapmıyor. Hala bir bekliyor yani kalesinde. Şuraya da bir döneceğim. Kapılar yapılmış. Numenor Stonework da yapılmış. Ve bina yıkılmış. Burada ne var? Bunlar yapılmıştı zaten. Damrot geliyor. Yine karıştırdım. Madril geliyor. Rohirrimlerin aslında var ya sayısı gerçekten güzel ya. Sadece iyi kontrol edilmeleri lazım ve Theoden'in rank atlaması lazım. Knight'lardan kaçıyorlar genellikle. Knight'lardan ve Gandalf'tan kaçıyorlar. Onun dışında zaten yok ederler yani.
Bunları da burada çıkardı şey. Madril geliyor. Çakıl bunları bastı buraya bakın. Bir şey 4 grup Basic Gondor okçusu. Ama kullanmıyor hiçbir şekilde. Öyle bekliyor. İhtiyaç duymadı sanırım onlara. Aha buradan Gundabad'ı bastırıyorlar ve yandan arkadaşlar şu an Rohan desteğe geldi. Ama mızraklılara denk geldi. Çok sıkıntı. Mızraklara denk geldi. Tekrar bir geri basıyor şu anda. Gundabad çok zor durumda ama. Toparlanacak vakti olmadı zaten. Adam gibi birlik basamamış. Gundabad sanki gidici gibi geldi bana. Artık Rohirrim de koy verdi yani direkt daldı oraya. Tekrar çekiliyor. Hepsini bunların yapmış mı? Yok, armor falan vermemiş bakın Rohan. Bu büyük bir sıkıntı ya. Ben full upgrade zannediyorum Rohirrim ordusunu. Armoru falan yoksa bunlar yok olur yani. Ki şu an yok oluyorlar zaten. Direkt şeyden bakalım hatta. Rohan'a bir gelelim. Gördüğünüz gibi şu anda command point'inin feci bir şekilde azaldığını gözlemleyebiliyoruz. Special power'lara bakacağım. Şu anda zaten Gundabad kuşatma altında. Bu net bir şekilde kafamızda. O sırada biz special power'ları bir kontrol edelim. Grunt of Oscillate var. Gondor'un Rallying Call'u var. Heal'ını açmış. 5 power'ı da burada biriktirmiş. Hemen Gundabad'a bakıyorum. Şu anda savunma yapmakta olan Gundabad. War Chant'ı açmış. Scavenger'ı açık. Son bir grup elit okçusu vardı. Onlar da Knight'ların ve Koç Bincilerinin altında ezildiler. 2 power'ı da biriktirmiş ama herhangi bir şey yapamadı onunla. Şu anda Burak'a bakıyorum. Rohan'a o da 2 power'ını biriktirmiş. Draft'ı var. Heal'ı var. Rohirrim ordusunda tamamen kaybetmiş arkadaşlar. 0 olmuş. Erebor'a bakalım. Onun da Dale Summon'ı var. Riches'ı var. Dwarven Riches. Rallying Call. Bir de biraları var. Mis gibi artık bu sıcak havada. İçe durun biraları. Köpüklü köpüklü. Cüce birası da içilirdi yani. Ramazan Ramazan ne diyorum ben de. Neyse belki alkolsüzdür abi bira. Cücelerin birası yani bilemiyoruz ki. Alkolden bahsedilmiyor pek orta dünyada. Yani şarap, bira falan konuşuluyor ama alkol... Bilmiyorum. Gerçi yani alkolsüz de olmaz yani hani. Fermente oluyor sonuçta. Evet, Gundabad'ı kaybettik. On rank olan ne? Crossbow ve mızraklı kombosu 10 rank olmuş arkadaşlar. Bunlar var ya büyük bir ihtimalle troll öldüre öldüre ya da Rohirrimler falan üstünden geçtiyse o şekilde 10 rank oldular. Burada 7 rank mızraklı şeyler var. Cüceler. Vio işaretliyor buraları. Hani belki Rohan oralara giderse düşmanın buradan çekilebileceği düşüncesiyle işaretliyor oraları. Hani oraları bir bas bir şeyler yap falan gibisinden. Burada bunları da bekletmesi bilmiyorum değişik. Ya bir grupsa bile arkadaşlar vurkaç yapacaksınız sürekli. Ya geleceksiniz burada bu ekonomi protlara vurkaç yapacaksınız. Başka çaresi yok yani. Vio artık ne yapsın yani. Son şeylerini de yaptı. Takım arkadaşına. Ama işe yaramadı. Elinden geleni yaptı ama Gundabad. Vio güzel savundu burayı. Dışarıya çıktı geldi falan bir şeyler yaptı ama nereye kadar? Şimdi Rohan Erebor ve Gondor'a karşı tek başına kaldı arkadaşlar. Burayı kim alacak ya da alacak mı acaba? Evet Erebor aldı burayı. Acaba Erebor'un para sıkıntısı mı vardı?
Bakalım Gondor'a göre bir kıyaslayalım. Yo, ikisinin de aynı gibi aslında. Hatta Gondor'un daha kötü şu an durumu. Gondor 195 yapmış bu arada Command Point'i. Erebor'un da 186. Rohan'a tekrar bakacağım. 30. O da toparlamaya çalışıyor bir şekilde. Tekrar tüm oyuncular yapıyorum. Evet, buradan şimdi Rohan'ı bastırmaya başlayacaklar. Burada tek sıkıntı şu. Diğerine direkt bodozlama girebildiler. Gördüğünüz gibi. Ama Rohan'da bir kapı sur falan yıkmaları lazım. Bakalım bir şey planlıyor olmaları lazım. Ne yapacaklardır? Basic okçular da şu an dahil olmuş buraya. Steadel Archer'lar da gelmiş. Aslında bakın şöyle bir durum var. Henüz kuşatma yapmak üzere hiçbir bina yapmamışlar. Onu kontrol ediyorum sabahtan beri aslında böyle bakarak. Ve şu anda Rohan'ın savunma kurmak için bayağı bir vakti var bu durumda. Aha, bunları ölüme getirdi şu an bu basic okçuları. Çakıl özellikle öldürtüyor onları şu an. Bir bakalım yapıyor mu hala. Yani şunu demeye çalışıyorum. Rohan'ın bayağı bir vakti var. Kendine güzel bir savunma kurabilir. Legolas'ın da basmış. Haldir de zaten vardı sanırım. Evet, burada 2 rankmış Haldir. Elf okçularını falan basabilir. İçeride Rohirrim savunması kurabilir. Bayağı bir vakti olduğunu düşünüyorum aslında şu anda. Rohan'ın tabii ki karşısında çok yüksek ranklı hero'lar da var. Bu da sıkıntı. Faramir 9 rank olmuş abi. Dane Ironfoot 7 rank. Radagast da gelmiş. Bard 3 rank. Gandalf nerede? Bunlar yeni basılmış tabi. Bunlar 1 ranktır. Madripoor tek 4 rank olmuş. Gandalf da 9 rank. Gandalf'ı 10 rank yaparsa var ya, öf. Acaba kapıyı Gandalf'la mı yıkmayı düşünüyorlar? Ölecek diye bir an korktum ama kaçırdı. Can da verdi. Sanırım bunu vurkaç yaparak 10 rank yapmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Bir bakalım şuradan herhangi bir şekilde şey var mı? Evet. Buradan Battering Ram ve Trebuchet basarak surlarını, kapılarını sanırım yok edecekler. Hatta buradan da Erebor'da basacak katapult falan. Baya şu an karargahı Rohan Kalesi'nin önünde topluyorlar. Bu arada kötü tarafı direkt bertaraf ettiler yani. Haritadan gönderdiler onu. Rohan'la baş başa kaldılar. Şimdi intikamlarını alacaklar. Sen Gundabad'la nasıl ittifak kurarsın Rohan diye yok edecekler onu. Ya tahminim bu tabi. Buradan Rohan'ın güzel bir savunma kurmasından bahsettik ama buna rağmen bilmiyorum. O savunma sonrası çıkıp Çakıl ve Umut'u yıkabileceğini düşünmüyorum. Legolas'ı öldürmeye çalışıyor. Hatta öldürdü. Ama şey de öldü. Mazril de öldü burada. Gandalf da bayağı bir hasar alıyor. Öyle de bilir. Şu an bastırıyorlar bayağı bir. Bakayım aşağıdan ne geliyor? Battering Ram geliyor bir tane. Bir Battering Ram daha yapıyor. Buradan bir şey geliyor mu? Herhangi bir şey basmamış henüz. Elf yardımı geldi buraya bir tane. Ya buraya konuşlanarak aslında Rohan'ın güçlü bir savunma kurmasına engel oldular arkadaşlar. O benim düşündüğüm şeyi Rohan'ın şu an yapması imkansız. Hele ki şu an kapısının önüne Gondor'un Battering Ram'i geldi. Vurmaya başladı abi. Vurun bakalım. Dayıran Ironfoot da burada yakından izliyor. Kapının kırılmasını. Direkt içeriye dalacak herhalde.
Elfleri combo yapmış. Kapı gidiyor. Açıyor kapıyı. Radagast içeriye şey yaptı sanırım, bu Mirkwood'un Ground'u vardı, öyle bir skill'i vardı onun. Onu yaptı içeriye. Bakayım hatta buradan. Power of Mirkwood. Evet. Mirkwood Ground şeye, o Arya'ya ekleniyor falan diyor. Ok yağmuru geldi. Bu büyük ihtimalle Çakıl'ın ok yağmuru. Öf, çok kötü vurdu be. Abi 10-15 saniye içerisinde içeride adam kalmadı. Rohan'a dair hiçbir şey kalmadı içeride ve Cüce ile Gondor birlikleri Gondor kalesine, şey, Rohan kalesine daldılar şu anda. Evet, buradan artık dönmez arkadaşlar. Şu an 3-4 tane falan binası kaldı. Valla Umut ve Çakıl takımını tebrik ediyorum. Vio ve Burak takımını da tebrik ediyorum. Burak'ın hala bir miktar eksikleri var. Yani takım arkadaşı, yani Vio onu yönlendirmeden bazı şeyleri yapamıyor, yapmıyor. Yani aklına mı gelmiyor bilmiyorum. Finalde de Gondor'dan bir World of Power'ı görmüş olduk. Ama Vio gerçekten arkadaşlar güzel bir savunma yaptı. Yani sağlı sollu mesela Gondor ve Erebor'a karşı güzel savunmasını yaptı. Hatta dışarıya da çıktı. Takım arkadaşını da yönlendirmeye çalıştı. Bu bağlamda çok güzel oynadığını düşünüyorum onun da. Çakıl zaten su götürmez arkadaşlar. Yani oynayışı bayağı bir güzel. Umut da onunla birlikte güzel organize oldu. Buranın da dediğim gibi o eksiklerini tamamlarsa, yani onu birisi yönlendirmeden aslında Rohan'sa atıyorum Rohirrim'lerle vurkaç yapması lazım. Birinin onu yönlendirmesine gerek kalmadan bunu yapması lazım arkadaşlar. Yoksa birim kullanımında falan bir eksiklik görmedim ben şahsen. Umarım arkadaşlar maçı beğenmişsinizdir. Bence güzel bir maçtı. Uzun zamandır Gondor'da bir zafer görmüyordunuz ve şimdi görmüş olduğunuz arkadaşlar. Hoşunuza gitmiştir diye tahmin ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.